Onun için e, gelecekte İsrail-Filistin meselesinin e, nasıl ceren edeceği konusunda e, çok iddialı e, senaryolar kurmak e, olası değil. Çok fazla kaygan bir e, zemin yaşıyoruz. Evet. Yani i̇şte. E, Birkaç sene önce Orta Doğu'da böylesi kalkışmaların e, olabileceğini e, çok fazla kişi öngöremezdi. Öngörenleri de e, işte siz e, radikal görüşlere sahipsiniz falan diye e, eleştirirlerdi de. Evet. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Batı dünyası bunu istemez derdi. Ama Batı dünyasının e, tercih edebileceği modeller de geldi. Batı dünyası e, dini akımları çok fazla e, kendine yakın görmüyordu ama e, o güveni vermiş olacak ki... E, dini kesimler Biz sizinle aynı frekansa gelebiliriz işte serbest piyasa ekonomisine uygun olabiliriz kapalı ekonomi e, uygulamayız e, teröre destek vermeyiz gibi hı hı. E, şeyleri gündemeye getirince tezleri gündeme getirince o zaman e, Demek ki kapalı da açılabiliyormuş yani İsrail'de nasıl bir şey cereyan edecek bilmiyorum ama şu tehlikeli e, Netanyahu hiç ilk açıklaması, son açıklaması söylediği seçim öncesinde, ilk açıklaması da öyle. Birinci hedefim benim İran olacaktır. Evet, doğru, doğru, doğru. Diyor. İsrail ee, politikası hiçbir değişmiyor herhalde. Sadece Netanyahu değil. İsrail'de hangi hükümet gelirse gelsin, hangi lider gelirse gelsin, İsrail'in ilk politikası herhalde İran. Ee, yakın dönemde öyle görünüyor. Belki e, bu e, Lapid'in partisi koalisyona girerse daha e, yumuşak bir e, politika Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı politika benzeri bir politika gündeme gelebilir. E, çünkü İsrail e, İran konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin daha keskin daha radikal bir politika izliyor. Takip ediyorsunuz siz de. <laughs> Evet Peki bu e, konjektör Türkiye İsrail ilişkilerini nereye götürür Çünkü İsrail e, sürekli NATO üyeliği konusunda baskı yapıyor ve NATO üyeliğini alana kadar da bu mücadelesini sürdürecek gibi görünüyor e, Türkiye'de bu konuda e, kararını hiçbir zaman değiştirmedi ama e, NATO üyeliğini alana kadar İsrail Türkiye ilişkilerinde Türkiye bu konuda zarar görür mü ee, ekonomik olarak Hayır Evet. Ee, yani Mavi Marmara olayı yaşandıktan sonra Türkiye ile e, İsrail arasındaki ekonomik e, ilişkiler daha da arttı. İlginçtir. Siyasi gerilim var. E, yani hükümetler düzeyinde gerilim var. Ama işte o küresel gerçeklik meselesi var ya artık ekonomiler birbirlerine evet. entegre evet. oluyor. E, inanılmaz bir e, otomobil satışı var Türkiye'den şeye. Ee, Geçen gün açıkladılar işte. Ne bileyim kaç bin daha e, 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 otomobil satılacakmış önümüzdeki 19, e, 2013 2003 yılında İsrail'i. Bu e, siyasetten e, bağımsız bir şeymiş gibi görünüyor ama e, ekonomi sonuçta dönüyor siyaseti de hı hı. etkiliyor. Hı hı. Yani e, ilişkileri tümden koparamıyorsunuz. Ekonomi artık. anlamında bir zarar görmez diyorsunuz. Ekonomik anlamda zarar görmez. Peki bölge... Ve ben e, şu konuda biraz iddialı davranacağım. Başbakanlık düzeyinde bir ilişki olmasa bile alttan alttan İsrail ile olan ilişkiler şu veya bu şekilde devam ediyor. Ya aracılar yoluyla devam ediyor. Ve bence hiç ummadığımız bir anda İsraille Türkiye arasında özür... O halledilebilecek olan bir şeydir. Ee, özür meselesi İsrail'in Türkiye'den özür dilemesi meselesi. Ee, önemli olan e, Türkiye'deki e, bu özüne karşı e, gel gelişecek olan tavırdır. Ben e, Orta Doğu'daki politikalara bakarken e, son dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı açılım, e, Kürtlere karşı yaptığı açılımla da e, bunu bağlamak istiyorum. Türkiye bölgedeki ilişkilerini yumuşatmaya çalışıyor.